Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Bugün Bitcoin'den konuşacağız. Şu arkada tablosunu gördüğünüz Batı Teksas ham petrolünden konuşacağız. Onun çöküşünden konuşacağız. Onun çöküşünün piyasalara muhtemel etkisinden bahsedeceğim. Bunları teknik anlamda göstereceğim. Hemen içeriğime geçmek istiyorum. CoinMarketCap'e baktığımda kripto market kapitülasyonunun 199 milyar dolara gerilediğini gördük. Dün 207 milyar dolar civarındaydı. 8 milyar dolarlık bir kapitülasyonumuz söz konusu. Bu paranın 126 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bu durumda Bitcoin dominansının da %63,5 olduğunu görüyoruz. Dün yanlış hatırlamıyorsam %63,4'tü. Dolayısıyla Bitcoin dominansı da aynı seviyelerde hareket ediyor. Dünkü Bitcoin satışına rağmen insanların Bitcoin satıp da altcoin'e geçmediğini gösteriyor bize. Dolayısıyla Bitcoin dominansı hep söylediğim gibi %60'ın altına düşmedikçe ben altcoin'lerde BTC paritesi anlamında bir fırsat olacağını düşünmüyorum. Bunu da söyledikten sonra Messari'ye bakmak istiyorum. 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerinin 465 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Dünkü satış baskısına rağmen bu hacmin buralarda olması şu anda piyasada trade ilgisinin oldukça azaldığını gösteriyor. İnsanların piyasadan korktuğunu gösteriyor. Dolayısıyla bence iyi işaret değil. Bitcoin vadelilerine baktığımda Binance, BitMEX, Bybit ve OKEX'te shortların yüksek olduğunu, Bitfinex'te sadece burun farkıyla longların yüksek olduğunu görüyorum. Şu anda bana göre bu tabloda shortlar yüksek olsa da halen daha bir kararsızlık hakim. Shortlar yüksek ama matematiksel açıdan ekstrem farklılıklar yok. Dolayısıyla şu anda bu vadeliler verileri bize çok bir şey söylemiyor piyasanın muhtemel gidişatı hakkında. Ama şunu söyleyebilirim. Biraz önce gösterdiğim Messari tablosunda 10 tane borsanın hacimlerinin çok düşmüş olmasına rağmen, dün satış olmasına, haftanın çalışma ilk çalışma günü olmasına rağmen hacimlerin burada olması büyük bir soru işareti. Bu tip düşük hacimlerde spekülatif hareketlerin olma ihtimali artar. Yani yukarı veya aşağı uzunca iğneler atılıp insanları likide etmek mümkün olur. Dolayısıyla kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlara özellikle şu anda piyasadan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye edebilirim. Şimdi teknik analiz tarafıma geldiğinde önce Bitcoin'den başlamak istiyorum. Ondan sonra ham petrole geleceğim. Bitcoin'de şöyle 4 saatlik mumuma baktığımda Şubat ayından beri gelen trend hattımın dünkü satışa destek gösterdiğini görüyorum. Neredeyse tam olarak o seviyelerden döndüğümüzü görüyorum. Ama bana göre bu bence çok kuvvetli bir rally değil, yani kuvvetli bir toparlanma değil. Yine bu alanıma girdim. Bu alanımı hatırlatmakta fayda var. 7000 ile 6600 aralığı. 7000 yukarıdaki direnç attım. 6600 aşağıdaki destek attım. Dolayısıyla burada muhtemel olan hareket bugün ya bu seviyelerden 6600'leri aynı zamanda hem alttaki paralel destek hattımı hem de trend hattımı denemek mümkün olabilir. Ya da belki 7000 seviyelerinde bir deneyip oradan sonra buraya gelmek mümkün olabilir. Bu alanın içindeyken çok fazla yönün şu anda ne olacağını söylemek mümkün değil. Ama alanın üstüne veya altına çıkmadıkça ben kademeli düşünen bir insan olduğumu söylemiştim. 7000'in üstüne atmadıkça yukarı yönlü ihtimallerin yüksek olduğunu düşünmem. 6600'ün de altına atmadıkça, yani günlük mum kapatmak bahsediyorum, atmaktan. Atmadıkça aşağı yönlü ihtimallerin yüksek olduğunu düşünmem. Şu an belki biraz şey olacak, sosyal dilden bir karşılık olacak ama şu anda arafta olduğumuzu görüyorum. Ne yöne gideceğimiz çok belli değil açıkçası. Ama genel piyasa momentumuna bakınca ve aynı zamanda biliyorsunuz ben genel olarak fiyatın düşme ihtimalinin yükselme ihtimalinden çok olduğunu düşünüyorum. 7000 üstünde olsak
bile onun çok olduğunu düşünüyorum biliyorsunuz. Ben ya 7400 seviyelerinden biraz sonraki tablomda göstereceğim ya da belki biraz daha yukarı çıkıp maksimum 8200 seviyelerinden kuvvetli bir doğrulamaya gireceğimize inandığımı hemen hemen 17 videodur söylüyorum. Halen aynı yerdeyim. Bunda bir değişiklik yok. İzlediğim en önemli direnç alanı olan Fibonacci Golden Pocket'ten ikinciye reddedildiğimizi görüyorum. Dünün mumunu da onun altında kapattık. Bir önceki mumu da onun altında kapattık. Dikkat ederseniz şu alana baktığımızda geçenlerde yaşadığımız rally'nin tam olarak üst Golden Pocket'imizin üst alanı olan 0.65'ten döndüğünü, ondan sonra tekrardan Golden Pocket'in alt hattı olan 0.618'i denediğimizi, sonra geçtiğimiz günlerde onu kırdığımızı, ancak içeriden tekrardan reddedilip aşağıya geldiğimizi, tekrar denenip son sell-off'un, dün yaşanan sell-off'un gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda Golden Pocket'imiz oldukça kusursuz bir şekilde çalışmış gözüküyor. Halen üstümüzdeki en kuvvetli direnç alanı o. Hangi seviyeye denk geliyordu hatırlatmakta fayda var. 7200 ile 7400 aralığına denk geliyor. Bu seviyeleri halen aşamadığımız için, üstünde bir higher high dediğimiz yükselen tepe oluşturamadığımız için yukarı gitme ihtimalimizin düşük olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bitcoin özelinde teknik anlamda söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi dünün popüler konusu olan Batı Teksas ham petrolünden bahsetmek istiyorum birazcık. Batı Teksas ham petrolünün aslına bakarsanız bu satışı teknikle alakalı bir satış değildi. Şu anda bütün petrol gruplarına ciddi bir talep kısıtlaması var. Yani şu anda koronavirüs pandemisinden dolayı anormal boyutlarda petrol talebi azalmış durumda. Çünkü bireysel olarak tüketim azaldı. İnsanlar araçlarını kullanamıyorlar. Küresel ticaret anlamında ilgi azaldı. Fabrikalar boyutunda ilgi azaldı. Çünkü şu anda bütün dünyada olağan ekonomi işleyişi çalışmaz hale gelmiş durumda. Bu da doğrudan petrol talebini etkiliyor. Ama petrolün şöyle bir boyutu var. Petrol genelde mevcut talebe göre üretimi organize edilen bir varlık. Petrolün arzın azalma mecburiyeti ortaya çıktığında petrol üreticilerinin yaşadığı şöyle bir handikap var. Kendilerinin bu petrolü depolaması belli sınırlar içerisinde oluyor. Yani çok yüksek miktarda petrol depolayamıyorlar ve bu durumda petrolü ama ellerinden çıkarmaları da söz konusu, talep yok. Bu durumda karşılarına şöyle bir seçenek geliyor. Mevcut yaptıkları, kazdıkları kuyuları kapatma opsiyonu ortaya çıkıyor. Bu şu anda gündeme gelmiş değil ama ya bunu yapmak zorundalar ya da petrollerini depolamak zorundalar ya da dün piyasanın gösterdiği gibi dün Batı Teksas ham petrolünde eksi 40 dolarları gördük. Bu gösterdiğim Batı Teksas ham petrolünün vadeli piyasası ve Mayıs ayının kontraktı, Mayıs ayının sözleşmesi. Yani bu şu demek, eksi 40 benim petrolümü gelin alın, ben bunu depolamakta zorlanıyorum. Depolamak benim için petrolümü verip üstüne para vermekten daha maliyetli demek anlamına geliyor. Yani şu anda bir varil petrolü, şu anda fiyatta bir eksi 40'larda değil ama bir varil petrolü almak bedavadan da öte üstüne para almak anlamına geliyor Batı Teksas üreticileri için. Çünkü depolamaları daha maliyetli. Bizi alakadar eden tarafı bu meselenin şu, işin arka planını anlattıktan sonra onu hemen şurada Bitcoin endeksimde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar sarı olan altın, mavi olan S&P 500 endeksi, şu mumlar Bitcoin tablomuz,
Şu koyu pembe olan da ham petrol. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Şubat ayından itibaren başlayan satış dalgasından altın haricinde hepsinin dikey aşağı yönlü etkilendiğini görüyoruz. S&P'de o şekilde, Bitcoin'de öyle, şu pembe çizgilerle temsil edilen ham petrol de o şekilde. Altın biraz daha düz devam edip seyrini, ondan sonra tepki alıyor. Biraz daha satışı birazcık geç yiyor altın ve altın geçen gün bahsettiğim gibi tekrardan düşüşten önceki seviyelerine geliyor. Onun haricinde hiçbiri düşüşten önceki seviyelerine gelemiyorlar biliyorsunuz. Bu Bitcoin için hemen hemen 9.000'ler seviyesiydi. Ama şurada özellikle mavi, Bitcoin ve pembe hatta dikkat etmenizi istiyorum. Satış gelmiş. Hepsinde bir rahatlama, breathing denilen alan yaşanmış. Ondan sonra ham petrolde dün gördüğümüz satış en nihai haline gelmiş. Altında böyle bir şey görmüyoruz. S&P ile Bitcoin'in ise hareketlerinin neredeyse tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Ama şu şok anında hepsinin aynı şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir ihtimal ki petrolü küresel piyasalarında takip etme olasılığı Şubat'tan itibaren baktığımız korelasyonu baz aldığımızda oldukça mümkün gözüküyor. Bunu bir seçenek olarak tutmak lazım. Hatta dün bir tweet gördüm. Bu tweette şundan bahsediyordu. Aynen katıldığım için söylüyorum. Hisse senedi piyasalarında yaşanmayan, yani bu ham petrolün yaşadığı gibi yaşanmayan satış dalgası, ham petrolün arzı ile alakalı problem olduğunu söylemiştim. Ama yine de hisse senedi piyasalarında yaşadığımız doğrulamanın gerçekçi olmadığını, tamamen sınırsız para basma politikasıyla hisse senetlerini ayakta tutma gayretinden kaynaklandığını söylemişti. Aynen buna katılıyorum. Bitcoin özelinde bizi alakadar eden tarafı ise Bitcoin bütün varlıklardan ziyade özellikle Şubat başından beri tamamen geleneksel piyasalarla %100 korele şeklinde hareket ediyor. Dolayısıyla geleneksel piyasalarda yaşanacak bir satış dalgası, ham petrol gibi bir satış dalgası olacağına ihtimal vermiyorum para basma politikasının desteğinden dolayı. Ama yaşanacak muhtemel satış baskısında Bitcoin'in de aynı satışı göreceğini düşünüyorum. Bu anlamda düşüncelerimde bir değişiklik yok. Aynı zamanda son olarak teknik açıdan küresel piyasalarda S&P 500 vadeliler endeksinde size bir şey göstermek istiyorum. S&P 500 vadeliler tablosuna baktığımda yaşanan Şubat ayında yaşanan dump'tan sonra yaptığımız doğrulamanın V-shape reaction rally dediğim ya da sucker rally dediğim doğrulamanın şu anda teknik açıdan en kritik alanlardan birinde olduğunu, Bitcoin'de gösterdiğim Golden Pocket'in logaritmik bazda uygulanmasından ortaya çıkan Golden Pocket'ten tepki aldığını görüyoruz. Dikkat ederseniz şuradan tam olarak Golden Pocket'in içinden 0.65 ile 0.618'den satış yediğimizi görüyoruz. Buradan satışlar devam ederse Bitcoin'in de bu satışları takip edeceğine eminim. Böyle düşünüyorum çünkü elimdeki verilere baktığımda bunun aksine bir veri yok. Şubat başından beri yok. Belki bu satış devam ederken olabilir. Bitcoin decoupling'ini yapıp ayrılabilir. Umalım öyle olsun. Ama şu anda benim küresel piyasalarla alakalı da, dolayısıyla bunları takip eden Bitcoin'le alakalı da genel trend anlamında bir boğa perspektifi gerçekleştirebilmem tablolara baktığımda mümkün değil. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. Bugün söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videomun hemen altına indiğinizde şu beğen butonuna tıklamanızı, abone ola tıklamanızı, abone olana tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak zilde tümünü seçmenizi, dolayısıyla bunu yapmanız durumunda YouTube size bir bildirim gönderecek. Ben videomu yüklediğim gibi bunu almanızı rica ediyorum sizlerden. Son ricama gelirsek de birkaç videodur söylediğim gibi, eğer videolarım sizler için faydalı oluyorsa lütfen video linklerimi, bu işle ilgilenen
arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşın. Hem daha çok insana ulaşalım, hem daha çok insanı bilgilendirelim, hem de kanal etkinliğimiz artsın. Bunu da söyledikten sonra bugün söyleyeceklerim bu kadar diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın.